Peki bazı bölgesel inatçı yağlar olabiliyor değil mi? Örneğin işte diyelim ki kişinin üst bacak bölgesindeki fazlalıklar oluyor. Bunlar Evet. inatçı oluyor. Ne kadar diyet yaparsa yapsın spor erimiyor. Veya bel çevresinde yine inatçı yağlar oluşabilir. Bazılarında örneğin kol bölgesinde yine fazlalıklar Evet. olabiliyor. Vücudun her tarafına uygulanabilir mi? Her tarafına uygulanıyor. Özellikle karın ve basen bölgesindeki sonuçları gerçekten mükemmel. Yani benim gördüğüm sonuçlarda işte 7-8 santime kadar incelmeler ki çok ciddi 2-3 beden demektir. İncelmeler çok rahatlıkla görüyoruz. Çünkü direkt deri altı yağ dokusuna etki ediyor. Yani organlarınızın arasındaki ya da vücudunuzun başka bir bölgesindeki yağ değil, hangi bölgeye uygulanıyorsa o bölgenin altında, deri altındaki yağ dokusuna etki ediyor ve ciddi anlamda santim bazında incelmeler Peki sağlıyor. bu yaparken diyet, katı diyetler mi uygulanıyor Hiçbir yoksa? şekilde katı diyetler uygulamıyoruz. Bazen detokslar uygulayabiliyoruz. Bu detokslarda katıdan ziyade zor, yapılması zor olabiliyor. Ama detoks herkes de uygulanmıyor. Bunun için de sağlık koşulları çok önemli. Onun dışında hiçbir şekilde katı diyet uygulamıyoruz. Çok önemli bir nokta var kavitasyon uygulaması esnasında. Ciddi anlamda su tüketiminin çok yüksek boyutlarda olması gerekiyor. Çünkü Türk toplumunun en büyük defekti bence az su tüketmesi. Su tüketimini çok yüksekte tutmaya çalışıyoruz. Diyet tedavisinde düşük yağlı mutlaka uyguluyoruz. Çünkü amacımız zaten yağdan kilo verebilmek. Omega 3'leri mutlaka diyete ekliyoruz. Çok önemli çünkü onların yağ yakımı üzerinde olumlu etkisi var. Ve böyle bir örüntü içerisinde sağlıklı bir beslenme ve diyet tedavisiyle birlikte kavitasyon işlemini uyguladığımızda özellikle bölgesel yağların olduğu bölümlerde karın, basen, bel ya da kol gibi kalınlaşmış deri altı yağ dokusunun artık oturmuş olduğu bölgelerde ciddi anlamda düzleşme, bazen bel oyuntusu olmayan kadınlarda bel oyuntusunu bile dahi gerçekleştirebiliyoruz. oluşturabilir.